Herkese selamlar. Bugün lüfer takımı yapacağız. Şöyle göstereyim. 3 iğneli mantarlı, arkasında da bir kulaç misinamız var. Şimdi bunu yapmak için şu araları çift misina veya çift ip bağlıyoruz. Şimdi ben ip kullanacağım. Bunu artık istediğinize göre bağlayabilirsiniz. Tabii misinanın kesilme olasılığı biraz daha yüksek. Şöyle göstereyim. Hemen şimdi başlayalım. Öncelikle ipimi şöyle iki kat olacak şekilde ayarlıyorum. Sonra şu kısımlarına düğüm atıyorum. Şimdi iğne olarak da ben siyah Juvella, şöyle göstereyim. İki numara Juvella 2 numara kullanıyorum. Bundan da böyle 3 tane koyacağım. Şimdi bağlamaya başlıyorum. Normal bildiğimiz gibi bağlama yöntemi yapacağım. Şu düğüm attığımız uç kısmını üste alıyorum öncelikle. Şu şekilde. Sonra şu altını halka yapıyorum. Sonra şunu üste sarmaya başlıyorum. Şurayı çekiyorum. Şimdi ikincisinde şuranın iğnenin bittiği yeri hesaplıyorum. Hemen hemen şöyle. Bu konuda sararken ikinci iğneyi çok yukarı sarmayın. Çok yukarı sardığınızda, yani şuralara sardığınızda çektiğinizde iğne daha yukarı gidecektir. Onun için mümkünse alt kısma sarın. Yine bir halka yapıyorum. Gördüğünüz gibi tam işaretlediğim yerde kaldı. Şunu da yine ayarlıyorum. Şimdi bu bağlama kısmı bitti. Zaten lüferin ısırdığı yerler burası. Bunlar güçlü olduğu sürece hiçbir sıkıntı olmaz. Bunu da buraya getirmemizin sebebi, balık ısırırsa eğer palayı ısırır. Yani şu uzun iğnenin uzun kısmını ısırırsa, hani arada şöyle bir boşluk bırakırsak balık burayı ısırabilir ve bunun kopup işte deforme olmasına neden olabilir.
Şimdi bundan sonrası arada bir tane mantar olacak. Sonrası da makinamızın fır döngüsüne gidecek. Hemen şöyle 35'lik veya 30'luk bir misineden bir kulaç alıyorum. Tabii bu derinlik sizin meranıza göre değişir. Sığ bir meraysa kısa yaparsınız. Derin bir meraysa biraz daha uzun yapabilirsiniz. Şimdi yine şu düğümün üst tarafından şöyle tutuyorum. Bu kısmı da alalım. Şöyle tutuyorum. Biraz uzun olduğu için şöyle yaptım yine halka. Öbürünü de bağladığımız gibi yine şöyle tutuyorum. Sonra yine sarıyorum. Sonra buradan çekiyoruz. Evet, bu da tamam. Şimdi 3 iğnemiz ve arkasında 30'luk veya 35'lik misinamız var. Şimdi bunun mantara takmasına geleceğiz. Bu mantarlar her yerde satılıyor. 5 lira civarı 10'lusu. İğneler de satılıyor dediğim gibi. Juvella 2 numara veya 3 numara. Hani daha kaliteli olsun diyorsanız VMC kullanabilirsiniz. VMC'nin de 3 numarası ideal. Şimdi bir tane şöyle kalın iğnemiz var. İlk önce bunun şu kısmı üstte kalacak şekilde, yani şöyle olacak. Bu kısım üstte kalıyor, renkli kısım. İğnemizi alt kısımdan geçirip birazcık yürüteceğim şimdi. Evet, şimdi geçirdik şu alt kısmına da. Öyle geçiriyorum. Evet, bakın misina da geçti. Böyle geçiriyorum misinayı. Sonra şunu şöyle misinanın geçtiği yeri geçirip sabitliyorum. Evet, bu kadar. Bunun maliyeti yaklaşık 1 liraya falan mal oluyor. Balıkçı dükkanlarında 10 liraya satıyorlar bunu. Yani sizin de kendi evinizde istediğiniz gibi, hani ikili iğneli, üçlü iğneli veya iğneleri farklı renkte yaparsınız. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. Şimdi bunun en sonucunda da bir tane halka yapacağım. Evet, şu anda takımımız hazır. Bu sonda yaptığımız halkayı, şunu makineden gelen fır döndüğünüze takıyorsunuz. Ona, İstanbul için söylüyorum. Ona da 150 gram kurşun takıyorsunuz veya 100 gram, işte ne akıntılı bölgeye göre değişir. Yani kurşun makinenizden gelen fır döndü, klipsli fır döndüye kurşununuzu ve bunu takıyorsunuz. Sistem bu kadar. Sonrasında yeminizi takacaksınız. Bu arada Zıpkın ve Olta Mühendisi adlı yeni kanalımız var. Hani su altı görselleri,
Sualtı Avcılığı izlemek isteyenler, videonun sonuna ekleyeceğim. Ona da abone olursanız seviniriz. Biliyorsunuz abone, beğeni, yorum gibi destekleriniz sayesinde kanalımız büyüyor. Daha çok video çekebiliyoruz. Evet, bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkürler. Herkese iyi günler, sağlıklı günler diliyorum. Görüşmek üzere.